Vadeden önce nişanlıydım. Nişanlım öldü. Daha doğrusu biz öyle biliyorduk. Yaşadığını öğrendiğim zaman ona dönmek istedim haliyle. Sonra bu tarz davranışlar içine girdi. Asla yapmayacağı şeyler yapmaya başladı. Ne gibi? Eski nişanlımı öldürmek istedi. Sonra bunu yaptığına kendi de inanamadı. İntihar etmeye kalkıştı. Dün de en son karnındaki bebekle konuşuyordu. Hamile bayanların geneli bunu yapar Yusuf Bey. Bebek daha doğmadan iletişime geçerler. Tamam, bu olabilir ama sergilediği davranışlar normal değil. Bundan bahsediyorum ben. Nasıl yani? Sizce ne olabilir? Bilmiyorum, ne yaşıyor içinde, ne hissediyor, niye bunları yapıyor bilmiyorum. O yüzden zaten sizle irtibata geçtik. Peki şimdi içeride mi? İçeride. Geleceğinizden haberi var. Peki, müsaadenizle. Ailemizin bütün sırlarını illa maşallah doktora anlattın. Güveniyor musun yani ona bu kadar? Tek derdin bu değil mi? Aslında onu da sen seçmek isterdin. Ne de olsa senin ihtisas alanına mı yatanım? Kötü bir dönem geçiriyorsunuz. Üst üste bazı talihsizlikler yaşamışsınız. Eşinizden bilgi aldım ama neler hissettiğinizi sizden duymak istiyorum. Konuştuklarımız aramızda. Bundan emin olun. Ama sizi yardım etmem için sizi üzen ne varsa bana anlatmanız gerekiyor. Ben kendimi kaybetmiştim. Yusuf benden ayrılmak istedi. Ben aslında elime silah alacak insan değilim. Nasıl oldu anlamadım bile ben. Ya sonra? Çok korkmuştum. Babamı aradım. Eve git beni bekle dedi. Ben de gittim. Sonra uyudum. Çok uyumuşum. Sonra uyandım. Sonra da işte eve gittim, Yusuf'u bekledim. Neden ölmek istediniz? Yani sizi tetikleyen duygularınız neydi? Tam olarak hatırlıyor musunuz? Kendinizi toparladığınızda tekrar hamile kalabilirsiniz. Havva beni şikayet etmemiş. Ona göre yaptığım şey cezasız kaldı.
cezaların en büyüğünü çekiyorum. En büyüğünü. Ne gibi? Kim cezalandırır sizi? Ne oldu? Yok. Yok, söyleyemem. Söyleyemem. Kimse bilmemeli, söyleyemem. Yusuf'u kaybedemem. Kaybedemem, söyleyemem. Söyleyemem, söyleyemem, söyleyemem. Neyi? Söyleyemediğiniz, sakladığınız nedir? Dün gece bebeğinizle konuşuyormuşsunuz. Ona sırrınızı anlattınız mı? Ya da bu sır zaten onunla mı ilgili? Bana söyleyebilirsiniz. Ne oldu doktor bey? Buyur. Biraz yalnız kalsın. Tamam, kalsın. İyi mi peki? Pek iyi değil. Tamam, her şeyi öğrenmek istiyorum ben doktor bey. Doğru tahmin etmişsiniz. Sizden sakladığı bir travması var. Ne dedi peki doktor? Ciddi bir travma geçirmişsin. Çok üzülmüş, biraz sakinleşmeye ihtiyacı var dedi. Ne travmasıymış söylemedim. Bilmiyorum, kaybetme travması mıdır nedir? Bebekle ilgili sanırım. Yusuf. Ben çok özür dilerim. Ben söyleyecektim ama yapamadım. Tamam Bade. Tamam, geçecek hepsi. Tamam. Nasıl söyleyecektim ki? Nasıl söyleyebilirdim? Ben kendim bile inanamadım. Bak, atlatacaksın hepsini, geçecek hepsi. Üzülme. Şimdi bunları düşünme, karnındaki bebeği düşün biraz. Bebeğimiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.